Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitik incelenmesi konusundaki ikinci testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Doğrusun eğim açısı 45 derece olduğuna göre k kaçtır? Eğim açısı dediği eğim dediğimiz tanjant alfadır. Tanjant 45'tir. Tanjant 45 dediğimiz nedir arkadaşlar? 45 45 90 üçgende 1 1 köklü olduğundan tanjant 45 karşı bölü komşudan 1 bir bölü 1'dir. Yani 1'dir. E, eğim dediğimiz 1 ise eğim dediğimizde bu şekilde verilen bir doğru denkleminde eksi x'in katsayısı sayısı bölü y'nin kat olacağından 2k artı 1 bölü k eksi 4 olacağından işler dışlar yaparsak arkadaşlar böyle k eksi 4 ile bunu çarptığımızda k eksi 4 eşittir. Eksi ile de burayı çarpalım. Eksi 2k eksi 1 yaptı. Buradan 3k eşittir. 3 yaptı. K'yı da kaç bulduk? 1 bulduk. Zaten bizden k isteniyor. Yani cevap denizli. Doğrusu x eksenine paralel ise doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar x eksenine paralel bir doğru. Hop şöyle. Bir doğru değil midir? Yani y eksenine dik olan bir doğrudur. Bu da y eşittir k şeklinde bir doğrudur. E, y eşittir k şeklinde bir doğru olduğuna göre y eşittir k şeklinde bir doğru olduğuna göre bu x eksenini kesmiyor. x'in değeri sıfır olmak zorunda. Yani şurası sıfır olmak zorunda. E, m-2 eşit sıfırsa m'yi buradan kaç buluruz? 2. m yerine 2 yaz bakayım şimdi. M yerine 2 yazdığımızda zaten burası 0 yaptı. D 4 eksi 3'ten burası 1 yaptı. Yani y yaptı. 1 çarpı y y yaptı. y eksi 6 eşi 0 ise y'yi buradan 6 bulduk. Evet bizden diyor ki y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Bu y'yi 6 bulduk ya. Y, y ekseni kestiği yer 6 demektir. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Analitik düzlemde B ve C noktaları verilmiş. D noktası soruluyor arkadaşlar bize. Tamam şimdi bir şeyler hallederiz. Bir de AB ile AC dikmiş. Hmm, şunlar dikmiş. Bir de bu A noktası Y ekseni üzerinde sıfıra Y gibi bir şey. Arkadaşlar bu iki doğru dikse ne demek? E, doğruların dik kesmesi analitik düzlemde direkt eğimler çarpma eksi 1 demek arkadaşlar. O zaman eğim AB'yi bir yazalım. Eğim AB dediğimiz Y'ler farkı. Y eksi eksi 3 yani Y artı 3 bölü 0 eksi eksi 6 yani 0 artı 6'dan 6 çıkıyor. Peki eğim AC'yi yazalım arkadaşlar y eksi 0 bölü yani y bölü 0 eksi 9'dan eksi 9. Şimdi eğim ab ile eğim ac ne olmak zorunda? Dik. Yani eğimler çarptı eksi 1 olmak zorunda. O zaman y artı 3 bölü 6 çarpı y bölü eksi 9 ne olmak zorunda arkadaşlar? Eksi 1 olmak zorunda. E buradan ne geldi arkadaşlar? Y ile burayı çarpıyorum. Y kare artı 3 y bölü eksi 54 bölü eksi 54 eşittir eksi 1 olduğundan Öbür tarafa attık. Y kare artı 3 y eşittir. Artı 54 yaptı. Burada çarpanlara ayıracağız arkadaşlar. Yani şöyle düşünelim. Y kare artı 3 y eksi 54 eşit 0 olduğundan 6 ya 9 artı 3 y olacağı için artı ya eksi burası oldu değil mi? Çapraz çarpımların toplamları böyle verdi. Yani buradan ne geliyor? Y eksi 6 çarpı y artı 9 geliyor. Eşit 0. Hocam bu sıfıra eşit olduğunda y eksi 9 olur. Bu sıfıra eşit olduğunda y de 6 olur. Ama y burada baktığımız zaman eksen üzerinde pozitif olan bir değer yani 6. Yo bizden ne isteniyor? D noktası isteniyor. O zaman ben burada y'nin tabi y'nin değerini buldum. 0'a 6 diye buldum. Ama benden ne isteniyor arkadaşlar? D noktası isteniyor. Şimdi D'ye yoğunlaşalım. Hocam burası 0 6 ise burası 6 birimdir. Burası 9 birimdir. Şuraya da bir A diyecek olursam dikten dik çizilmiş öklük bağıntısı oluştu mu arkadaşlar burada? Oluştu. Örgüt bağıntısını yapalım. Altının karesi A çarpı 9'dan A'yı buradan 4 bulurum. A buradan 4 ise 4 birim solda eksi 4'e 0 noktasıdır arkadaşlar. Bu bizden de zaten eksi 4 noktası isteniyor. Yani cevabımız böylelikle C-Han oldu arkadaşlar. Analitik düzlemde şu doğru ve bu doğru verilmiş. Bu doğrular Y eşittir. X doğrusu üzerinde kestiklerine göre. Hmm. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şey çizelim. Arkadaşlar mx eksi 2y artı 8 eşit 0 doğrusuyla bu doğrumuz neymiş arkadaşlar? x artı 2y eksi 6 eşit 0 doğrusu y eşittir x doğrusu üzerinde kesiyorlarmış. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Hocam bu iki doğrunun kesim noktasını bulmaya çalışayım. Valla bu iki doğrunun kesim noktasını bulmaya çalışırsanız meyli bir derde çok uğraşırsınız. Ya kardeşim sonuçta bu üç tane doğru bir noktada kesmiyor ama sen niye bu kırmızıların kesim noktasını buluyorsun? Sen şu doğruyu biliyorsun. Bu doğruyu da biliyorsun. E, bu iki doğrunun kesim noktasını bul, bulsan daha güzel değil mi? Bulalım o zaman. Bu iki doğrunun kesim noktası arkadaşlar. Yani şununla şuna ortak çözüm yapacağız. E, burada yok etme metodu yerine yerine yazma metodu daha düzgün olur. Y yerine x yazarsam. x artı 2x. Eksi 6 eşit 0 olduğundan. 3x eşittir 6 olduğundan. X'i kaç bulduk? 2. E, hocam x 2 ya. Y de kaç yapıyor? Bir de y eşittir x doğrusuyla bunu kestiriyor. E, x yerine 2 yazdığımızda y de 2 yapıyor. Yani kesim noktası 2,2 oldu. Arkadaşlar işte bu kesim noktası aynı zamanda bu doğrunun üstünde değil mi? Yani bu denklemi sağlar. x yerine 2 koyalım. 2m eksi y yerine de 2 koyalım. 4 artı 8 eşit 0 olduğundan 2m artı 4 eşit 0 olacağından 2m de eksi 4 olduğundan m de buradan eksi 2 mi gelir? Evet eksi 2 gelir. Dolayısıyla cevabımız böylelikle akçay oldu. Şekil 1'deki ABC dik üçgenin A köşesi y eşittir kök 3 bölü 3x. A dur. Y eşittir kök 3 bölü x tanıdık geldi. Hocam tanjant alfası kök 3 bölü 3. Hemen tanjant alfası kök 3 bölü 3 olan üçgen çizelim. Alfa kök 3 bölü 3. Pisagor bağıntısı yapsam burası 2 kök 3 mü çıkıyor? Evet. Aa hocam özel üçgen bu. Ne özel üçgeni? Hocam 30'un karşısı kök üçgen 90'ın karşısı 2 Alfayı buradan 30 derece buluruz. Yani bizim açımız burası 30 derece arkadaşlar. Evet tamam burası 30 derece. Sonra ne olmuş? Sen bunu böyle katlamışsın. Katlanmadan önceki halini şöyle bir aç bakalım. Hocam katladığımızda üst üste binen açılar birbirine eşit. Buradaki açılar da birbirine eşit. Şöyle şöyle koyalım. Sonra buradaki açı da çizgi açısı. Burası da çizgi açısı demiş. Hocam zaten bak biz buradaki açıyı 30 derece bulduk. Hemen onu bir yazalım. Hocam burası 30 ken burası da 30 değil mi? Evet. E 30 bu açılar da birbirine eşit olduğundan 75-75 oldu burası. Eyvallah. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Alfa isteniyor. Neredeki alfa? BAC açısı. BAC açısı. Evet ben buraya alfa dedim ama keşke buraya beta demiş olsaydım. Neyse bizden burada kaç isteniyor? Şu açıyı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Dikkat edin. 30 ise burası da 60 mı? Evet. E, ters açıdan dolayı burası da 60. A 75 60 daha 135. Buradaki açıya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. O zaman cevabımız böylelikle Balıkesir oldu arkadaşlar. O, A, paraya kenar ve D1 ve D2 doğrusu verilmiş. Arkadaşlar bir doğru verilmişse, çizilmişse analitik düzlemde e, eksenleri kestiği yerleri bulun diye hep söyledik. Hocam x yerine 0 koysak, x yerine 0 koysan 3y 24'ten y 8 gelir. Peki y yerine 0 koysan, y yerine 0 koyduğunda da 4x 24'ten x de 6 mı geldi arkadaşlar? Evet. Evet bu doğrunun x eksenini kestiği yer 6, y eksenini kestiği yer 8. 6 8 13 kere. Bu arada bunlar köşegen. E bu bir neydi? Paralel kenardı. Köşegenler birbirini ortalıyordu. Bizden B noktası isteniyor. Dur. A'yı buldum mu ben buldum. 6'ya 0. Sonra başka nereyi buldum arkadaşlar? Şurayı buldum. 8'e 0. Başka bir de Y eşittir 2 bölü 3 X doğrusu demiş. Hmm. Gençler burası Y eşittir 2 bölü 3 X doğrusuysa şimdi biz burada ne yapmalıyız? Önce bir düşünelim. Öncelikle bu bir paralel kenar olduğu için. Paralel kenar olduğundan dolayı. Burada bir kelebek çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Öncelikle paralel kenar olduğundan şunlar birbirini köşegenler birbirini ortalıyor mu? Ortalıyor. Burada da bir kelebek var mı? Var. ben buradaki noktayı falan bulurum arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? B noktası isteniyor gerçi. Öncelikle şu noktayı bulduktan sonra B noktasını da bulurum. Bu nokta neresi? Bakın. Bu doğruyla bu doğrunun kesim noktası değil mi? Evet. O zaman ben bu doğruyla bu doğruya ortak çözüm uygulayacağım. y 2 bölü x 2 bölü 3 x dediğine göre direkt yerine yazmak daha mantıklı. Gel yerine yaz. Burada 4 x artı y yerine 3 çarpı y yerine 2 bölü 3 x yazıyorum. Eşittir neymiş? 24. 3'ler sadeleşti. 2 x yaptı. 6 x eşittir. 24 ise x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Evet x 4 ise buradaki kesim noktasındaki x virgül y ya x'i 4 buldun. x yerine 4 yazsan bir tane denklemde ister burada ister burada fark etmez. x yerine 4 yazsan Mesela y eşittir 2 bölü 3 x'te x yerine 4 yazsan y de kaç geldi? 8 bölü 3 geldi arkadaşlar. Burası da 8 bölü 3 geldi. Benden b noktası isteniyor. Arkadaşlar şöyle gidelim. Burası 0'a 0 noktası değil mi? Bunlar eşit. Orta nokta koordinatından da gidebilirsiniz ama çift çizgide 4 artmışsa bir daha 4 artacak. Direkt burası 8'dir. Hocam çift çizgide 8 bölü 3 artmışsa bir daha 8 bölü 3 artacak. E 8 bölü 3 artı 8 bölü 3 16 bölü 3 yaptı arkadaşlar burası. E benden de b noktası isteniyor. Dolayısıyla cevabımız da böylelikle Balıkesir yaptı arkadaşlar. Y eşittir x bölü kök 3. Yani y eşittir 1 bölü kök 3. X doğrusu arkadaşlar 1 bölü kök 3 tanıdık. Dur. Tanıdık. Bu açının tanjantını bulayım ben. 1 bölü kök 3. Hocam 1 kök 3 burası Pisagor'dan 2. Hocam 1'e 2'ye nerede? 30-60-90 üçgende. 30 Alfayı kaç bulduk? 30 derece. Evet. Buradaki doğrunun eğim açısı alfa iken bu eğim açısını kaç bulduk? 30 derece bulduk. Peki devam edelim. ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ve bu bir eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgense yaz bakayım buradaki 60'ları. A 60 2 iç açın toplam bir dış açıdan burası da 30 geldi. Hocam bunlar birbirine eşit oldu. X kenar. Hocam bu da bir eşkenar üçgen. Şurada da eşitlikler var. E bunun tamamı 12 idi. O zaman 6'yı 6 diye paylaştı. Bizden de bu eşkenar üçgenin alanı isteniyor. A kare kök 3 bölü 4 değil mi eşkenar üçgenin alanı? Evet cevabımız böylelikle 9 kök 3 olur arkadaşlar. Yani cevap denizli oldu. Yukarıdaki verilere göre OA doğrusunun denklemi arkadaşlar şu doğrunun denklemini bulacağız. Şunlar boş boşuna eşit verilmez. Arkadaşım burası A iken burası da A burası 2A mı oldu? Evet. E şimdi ne yapacağız? Ben bu OA doğrusunun denklemini bulurken hocam eğim açısına alfa dersem y eşittir mx doğrusu değil midir orijinden geçtiği için? Aynen öyle. Yani M dediğimizde tanjant alfa olduğundan tanjant alfayı bulacağız. Hocam alfa tamamı 90 olduğundan buraya beta dersem bunun da tamamı 90 alfa oldu. A tanjant alfa şuradaki üçgende çıktı. Karşı bölü komşu yani a bölü 2 a yani 1 bölü 2. O zaman gel burada y eşittir mx yerine m yerine 1 bölü 2 yaz. Y eşittir 1 bölü 2 x doğrusu çıktı mı arkadaşlar çıktı. Dolayısıyla cevabımız böylelikle c -han oldu. Şekildeki analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları birbirine A noktasında kesiyor. Arkadaşlar A noktasının koordinatları isteniliyor bizden. Şimdi şöyle yapabiliriz. Öncelikle bu doğrunun denklemini yazıp bu doğrunun denklemini yazıp ondan sonra iki doğrunun kesim noktasından bulursunuz. Bana uzun geldi ben geometriyi kullanmak istiyorum. A noktasının koordinatları derken eksenleri kestiği yerler isteniyor değil mi? Yani sen bu dik çizersen bu dik ve şu dik işimi görecek ama şekil karışmasın diye bunu sileyim. Buradaki diki bulursam ordinatını da bulmuş olurum. Hocam burası 45 45 90 üçgen oldu mu oldu. Dikkat. 45 iken burası da 45 mi? Evet. E, hocam burası da 45. E, burası 4 birimken burası da 4 birim. Aa bir şeyler çıktı burada. Gençler bu 45 45 90 üçgende burası A ise burası da A değil mi? Evet. E burası da bir. Şunlarda e, şunlar da birbirine paralel. Benzerlikten daha kolay çıkacak. Şu bölü tamamı 6 bölü 10 artı A eşittir. 1 bölü A'ya eşit değil midir arkadaşlar? İşler dişler yapalım. 6A eşittir 10 artı A'dan. 5A eşittir 10'dan. A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. E hocam A 2. E burası da 2. A noktasının hapsi 4. 2 daha kaç yaptı? 6. 6'ya ordinatta 2 mi? 2. Evet 6'ya 2. Bizden de 6 artı 2 isteniyor. Cevabımız böylelikle 8 çıktı. Bazen geometriyi kullanmak daha kolay oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Diğer türlüsünü de yine bulabilirsiniz. Sıkıntı yok. Analitikle de bulabilirsiniz. Ama özel açılar falan olduğunda sanki analitikten gitmek daha mantıklı arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Cevap C. Han. ABCD bir kare ve D noktasını vermiş. Şu karenin eşitlerini şöyle bir yazalım. Ve D noktasında K'ya 11 diye vermiş. Bu verilen bilgileri kullanacağız. Analitik düzlemde bir doğru verilmiş. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Analitik düzlemde çizmişse eksenleri kestiği yerleri buluyorum. Yani x yerine 0 yazsam Y'si kaç geldi? Eksi 2 geldi. Şöyle 0 yazdığım zaman. Y yerine 0 yazsam. Y yerine 0 yazdığımda da x eksi 2 eşit sıfırsa, X de buradan 2 mi geldi? Evet. D1 doğrusu. Hocam x'i 2. Y'si eksi 2. Yani burası 2'ye 2 iki oldu. Sonra. Hocam burada da x yerine 0 yazsam. Y'si 6 geldi. Şöyle. Bir de y yerine 0 yazsam. Y yerine 0 yazdığımda da arkadaşlar. E, x de buradan 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Evet. Bu da 6 birim olacak. Şurası 6. Burası da 6 birim olacak mı arkadaşlar? Olacak. 6'ya 6 ikizkenar dik üçgen. Hocam 45'e 45 yazdık bunları. 2'ye 2. Hocam burası da 45. Hatta burası 6 iken şurayı 4 diye göstereyim isterseniz. İkisi burada. Hocam burası da 45, burası da 45 oldu. Ters açıdan dolayı 45 45 45 90 üçgeni oldu mu arkadaşlar burada? Oldu. Hocam burası da 90 ve aynı zamanda AB ile OX birbirine paralel demiş. Z'den dolayı burası da 45. Z'den dolayı burası da 45. Oldu mu? Oldu. E o zaman olay bitti gibi arkadaşlar. Bitti mi bilmiyoruz bakacağız. Şimdi burada öncelikle 45 45 90 üçgeninde 4 varsa hocam burası 2 kök 2 2 kök 2'dir. Sonra başka yapabileceğim şey varsa 2 2 ise burası 2 kök 2 diye yazabiliriz. 6 6 ise burası 6 kök 2. İşime yarayacak mı bilmiyorum ama dursun şu anda. E ben neyi kullanmalıyım? Takıldım kaldım. Takıldığım zaman kullanmadığım yere bakarım. K'ya 11'i bakacağız hocam. Hocam K'ya 11. Bakın bu x eksenine paralelse dik, dik kenarı da y eksenine paraleldir. Yani bunun devamı nereye gelecek? Buraya gelecek. E bu K'ya 11 noktası böyle mi oldu? Evet. Şu şekli karıştıracak diye siliyorum. Zaten K birim sağda. Burası K yapar. Burası da ne yapar arkadaşlar? 11 yapar. Yani buraya ne kaldı? 5 kaldı. E şimdi ben her zaman diyorum. Verilen bilgiyi kullanacağım. Bulduğum bilgiyi de kullanacağım. Hocam buradaki 5'i nasıl kullanabilirim ben? E k da var burada. E şurada bir dik çizerek kullanabilirim herhalde değil mi? 45 90 ise bu arada burası da 45 geldi. E burası da 45 oldu mu dik çizdiğim zaman? Evet k ise burası k. 5 ise burası 5. Hocam k ise x kenardan dolayı burası da k. Burası k kökü yaptı. Sonra burası k artı 5 ise burası da k artı 5. K artı 5'i köküye böldüğüm zaman bu değeri de bulurum ama sıkıntılı olacak. A, şu uzunluk lazım bana. Hocam ben bunun tamamını biraz önce söylemiştim. Bunun tamamı kaçtı arkadaşlar? 6 6 6 kök 2. Arkadaşım bunun tamamı 6 kök 2 ise o zaman burada k kök 2 var. Burada 2 kök 2 var. O zaman burada 4 kök 2 eksi k kök 2 mi kaldı arkadaşlar buraya? Evet. K kök 2'ler gidecek. Burada da 2 kök 2 olduğundan dolayı. Tamam. Buradaki x kenardaki üçgende 4 kök 2 eksi k kök 2 burası. 4 kök 2 eksi k kök 2 burası. O zaman bunun kök 2 katı buna eşittir. Yani k artı 5 neye eşittir? Bunun kök 2 katına. 4 kök kök katı 8 eksi k kök kök katı da 2k. Bunu attık öbür tarafa. 3k eşittir. 3 yaptı. K'yı da buradan kaç bulduk? 1 bulduk. Karenin alanı isteniyor. K yerine 1 yazdığında o zaman burası 6 yapar. Karenin alanı da nedir? 6'nın karesinden 36 çıkar arkadaşlar. Evet verilen her bir bilgiyi ya da bulduğunuz bilgiyi kullandığınız zaman soru çıkıyor arkadaşlar. Zor mor demeyin lütfen. Evet cevap Edremit oldu. Analitik düzlemde alanı 40 birim kare olan ABCD karesinin hemen bir ABCD karesi çizelim. Özel bir durum vermemiş rastgele bir ABCD karesi. Soruyu anlayabilmek için çiziyoruz arkadaşlar. Çizelim hatta burada harfleri yazmıyoruz. Bazen sıkıntı yazıyoruz. Bunda ne var? 3 saniyelik bir şey yazı var kardeşim. Evet karesinin B köşesi 3'e 4'müş. Evet 3'e 4'ü yazayım şöyle. Karenin A ve C köşeleri. Karenin A ve C köşeleri. Hop şöyle bu doğru üzerinde olduğuna göre bu doğrunun da 2x artı y artı k eşit 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. K aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar bir kere burada bu kare olmasını kullanacağım. Karede köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. Hocam şuradan bir dik çizeceğiz zaman. E buradan ne geldi arkadaşlar? Buradan şu geldi. Karenin B köşesi alanında 40'tı olay bitti. Alanı 40sa, hocam A kare eşittir 40sa A'yı buradan kök 40 buluruz. Yani 2 kök 10 diye buluruz arkadaşlar bir kenarı. Hocam burası 2 kök 10sa, e, 2 kök 10sa bunlar da 45 45 90 üçgen olduğu için kök 2'ye böldüğümüz zaman burası 2 kök 5, burası da 2 kök 5 oldu mu? Oldu. Yani burada ne çıktı arkadaşlar? Burada şöyle bir şey çıktı bak dikkat ederseniz. B noktasının bu doğru olan uzaklığı 2 kök 5 diye çıktı arkadaşlar. Başka bir yolu var mı diye bakıyorum da arkadaşlar. Başka bir yolu yok sanki ya. Evet noktanın doğru yolun uzaklığını yapacağız. Ya da ne bileyim böyle eğimler çarpma eksi 1 desek. E burada bunun eğimi bu. Bunun eğimini bulup doğruyu yazmak. Valla doğruların kesim noktası falan filan daha uzun sürecek arkadaşlar. Direkt bu noktanın bu doğru yolun uzaklığı 2 kök 5. Peki noktanın doğru yolun uzaklığı neydi? 2 kök 5 eşittir. Noktayı da orada yerine yazıyoruz. <laughs> x yerine 3, y yerine 4 yazdığımız zaman. 2 çarpı 3 artı 4 artı k mutlak değerce bölü aşağısı. Aşağısı da kare içinde 2'nin karesi artı x'in kat sayısının karesi artı y'nin kat sayısının karesiydi. 2'nin karesi artı 1'in karesi değil miydi? Evet burası kök 5. İşler dışlar yapınca kök 5 ile 2 kök 5 çarpınca 10 eşittir mutlak değer içerisinde. 6 artı 4 10 artı k olduğundan o zaman buradan ne geliyor? K artı 10 on ya 10'dur. K artı 10 ya da eksi 10'dur. K buradan ya sıfırdır ya da K buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? Eksi 20 çıkıyor. Zaten K aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. İki cevap çıktı burada. E bunlardan bir tanesi cevap. O da şıklarda sıfır olmadığına göre cevabımız böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Şekilde D doğrusu verilmiş. Arkadaşlar bir doğru analitik düzlemde çizilmişse üşenmeyin. Eksenleri kestiği yerleri bulun. X yerine 0 yazsanız şu gitti. Eksi 3 artı 12 0 ise 3 y eşit, 12 eşittir 3 buradan y Buradan Y'yi bulur. Ne buluruz arkadaşlar? Y'ye buradan 4 geldi. Peki Y yerine 0 yazsak. Y yerine 0 yazdığımızda 2X artı 12 eşit 0 olduğundan e buradan da X'ine geldi arkadaşlar? 2x eşittir x 12'den x de x 6 geldi mi? Geldi. Evet x eksi 6 geldi. x ekseni kestiği yer eksi 6. Yani şurası 6 birim. y ekseni kestiği yer 4. Yani burası 4 birim. A noktasının koordinatları isteniliyor bizden. Hocam eksenler olan uzakları şu ve şu. Bunu bulunca zaten çıkıyor. E hocam 90'lar havada uçuşuyor burada. Burası da 90. Dağla alfa beta ya. Alfa beta. Beta 90. Alfa alfa 90 beta. Hocam şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş. Madem eş alfanın karşısı 4 ken, burada da alfanın karşısı 4'tür. Betanın karşısı 6 iken betanın karşısı 6'dır. Olay bitti mi? Bitti. A noktası 10 birim solda. Yani eksi 10'a 6 birim yukarıda artı 6 yaptı. Cevap böylelikle balıkesir çıktı arkadaşlar.